Bugün hep zaten aklımızda vardı. Fruit Extra Basketbol, Fruit Extra Bursaspor Basketbol takımını şirkete davet etmek istedik. Niye? Bir kere lig başlıyor, lig öncesi moral olsun. İki, nasıl bir sponsor arkalarında görsünler, nasıl bir üretim anlayışımız var, nelerle ilgili sponsorluklar yapıyoruz, destekler yapıyoruz, nasıl bir üretime sahibiz, nasıl bir aileyiz, hepimiz esasında bir kaynaştığımız bir toplantı oldu. Bizim için hoş oldu. Sizler de umarım keyif aldınız. Burada onlar da esaslı genç, hepsi bir çocukluk, benim zamanım geldi, böyle takım ruhu geldi. Bence onu da biraz bugün yarattığımıza inanıyorum. Bence Beşiktaş maçı öncesi çok hoş bir organizasyon oldu. İnşallah cumartesi günü güzel bir başlangıçta sezonu açarız diye düşünüyorum. Biz her projemize uzun vadeli bakıyoruz. Fruit Extra Bursaspor da uzun vadeli proje. Aynı zamanda biliyorsunuz Almanya'da da Euroleague ana sponsorlarından bir tanesiyiz. Geçen sene zaten söylemiştik. Euroleague yaptıktan sonra inşallah takımımız Avrupa'ya katılır diye. Şu anda Eurocup'a katılıyoruz. En kötü şey tabii ki ne yazık ki pandemi. Pandemiyi bir an önce bitirmemiz lazım. Normalde biliyorsunuz ben bütün gezi boyunca maskeliydim. Şu andaki konuşmadan dolayı maskemi çıkarttım. İnşallah bu maskeler bitip dertlerimiz bittikten sonra seyirci desteğiyle beraber Fruit Extra Bursa'nın önünün çok açık olacağını düşünüyorum. Avrupa'da inşallah iyi şeyler getireceğine inanıyorum. Çünkü zaten çok iyi bir başkan ve idari menajerimiz var. Onlar gerçekten onların ne derse onların doğrusunda. Biz de aklımızı fikrimizi koyarak pazarlama yolunu çizerek biz de iyi bir pazarlamacıyız. Beraber bu markayı beraber bir yere getirmek istiyoruz. Bir tarafta Bursa Spor'umuz, bir tarafta Fruit Extra gibi en değerli markamız. İki tane beraber markayı beraber getirirsek zaten onu ne kadar yukarı çıkarsak bizim için o kadar iyidir. Biliyorsunuz bugün bir şeyden daha bahsettim. Seyirci yok. Ne yazık ki. Ama seyirciler için hoş bir organizasyon yaptık. Özgen Çay Bahçeli'yle %99 oldu galiba. Anlaşma yapıldı. TV Bu'dan şifresiz olarak yayınlanıyor. Cumartesi günü 15.15'te yayın. Biz Özgen Çay Bahçesi'ne gel, maskeni al gel, arkadaşını gel getir. İlk Fruit'te ekstra sizden, ikincisi bizden diye bir kampanya yaptık. İnşallah açık havada sorun yaşamadan seyircilerimizin de Fruit'te ekstra Bursaspor'u seyredeceği çok hoş bir organizasyon olacak ve ilk maçta özellikle istiyoruz. Bu Beşiktaş maçını almamız lazım. Arkadan Fethiye alırsak zaten Türkiye'de daha fazla sesimizi çıkartmaya başlamamızın ayak sesleri olmuş olacak. Geleneksel hale geldi. Sezon öncesi fabrikayı ziyaretimiz. Şehrimizi ve isim sponsorumuzu tanıtmak amacıyla Bursa'da neler yaptığımızı, Türkiye'de neler yaptığımızı, neler yaptıklarını göstermek amacıyla bizleri buradan misafir ettiler. Geçtiğimiz sene sezon başı gerçekleşen bu ziyaret bize uğurlu gelmişti. Bu sene de bu ziyaretle başladık. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Bizim öncelikle hedefimiz Eurocup'ta başarılı bir takım olmak. Şehre seyir zevki yüksek bir mücadele izletmek. Burada Uludağ İçecekli olan isim sponsorluğu anlaşmasının ben şuna değinmek istiyorum. Çok uzun soluklu sponsorlukları söz konusu. En kısa sponsorluğu belki 5-10 senedir öyle söyleyeyim. Bu yolda çok uzun soluklu bir maceraya atıldığımızı söyleyebilirim. Ben her şeyin hayırlı olmasını diliyorum. Sezona iyi başlamak istiyoruz. İyi başlangıçlar her zaman önemlidir ama malum pandemiden dolayı bütün takımlar gibi sezona geç başladık. Olumsuzluklarla başladık. Birbirini tanımayan, ilk defa bir arada oynayacak yaklaşık 13-14 kişilik bir oyuncu ekibi burada söz konusu. Adaptasyon süreci geçtikten sonra daha iyi olacağına inanıyorum. Sezona Beşiktaş galibiyetiyle iyi başlamak istiyoruz. Akabinde hemen ikinci hafta Fethiye deplasmanı var. Fethiye'de lige sonradan alınan bir takım. Hedefimiz maç maç, hafta hafta düşünüp öncelikle Beşiktaş maçını kazanmak. Geçtiğimiz sene biliyorsunuz beyaz sezon ilan edilmişti. Bu sene normal tarihinde başlıyor ama çok yoğun bir maç trafiği söz konusu. Hafta içi, hafta sonu bayağı bir yoğun. Umarım pandemiden dolayı tekrar maçlar ertelenmek ya da iptal edilmek durumunda kalmaz. Bu arada uzak deplasmanlarımız söz konusu. Kanarya Adaları bile mevcut. Türkiye'nin bir ucundan, Antep'ten tutun, Ege'nin bir ucuna, oradan Güney Afrika'ya sınır, Kanarya Adaları'na. Zorlu bir maç trafiği bizi bekliyor. Umarım bunun üstesinden gelebilecek kapasiteye sahibizdir diye düşünüyorum. Bu yıl geçtiğimiz seneden daha yukarılarda olmayı hedefliyoruz. Ona göre biraz da olsa bütçemizi arttırdık ama Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne ve Eurocup'taki mücadele eden takımlara göre daha mütevazi bir bütçeye sahibiz. Biz alışkınız mütevazi bütçelerle iyi işler yapmaya. Umarım bu sezonda onlardan bir tanesi olur.